13 Mayıs 2020, Almanya'da vaka sayısı 173.800, ölü sayısı 7.792. Dünyada virüse yakalananların sayısı da 4 milyon 400 bini buldu. ABD birinci sırada, Rusya'da işler birdenbire kötü gitti. İkinci sıraya yerleşti bugün bu ülke. Birdenbire her şey tersine dönebiliyor, dikkat etmek lazım. Çin de Rusya sınırında alarm verdi. Kısıtlamalar yeniden başlatıldı bu bölgede. Okullar, kafeler açılmıştı. Hepsi şimdi yeniden kapatıldı. Almanya'da Şansölye Angela Merkel bugün mecliste konuşma yaptı. Koronavirüs tehlikesi henüz geçmedi dedi. Ne ilaç ne de aşı var. Cesur ama dikkatli olmalıyız ifadelerini kullandı. Sağlık personeline teşekkür etti, onları övdü. Vergileri arttırmayı düşünmüyoruz dedi. Ekonomik açıdan iyi olduğumuz bir döneme denk geldi bu virüs. O nedenle memnunum, şansımız yüksek, atlatacağız dedi. Benim anlamadığım bu noktada her gün bir yetkili çıkıp bu açıklamayı yapıyor. Henüz geçmedi, aşı yok, aman dikkat diyor. Diğer taraftan da her yer sürekli olarak açılmaya devam ediyor. Avrupa genelinde henüz geçmediyse bu ne acele her tarafı açmak için. Almanya'da sınırlar da şimdi kademeli olarak yeniden açılacak. Salgın nedeniyle kara sınırı bulunan birçok ülkeye geçişler sınırlanmıştı. İçişleri Bakanı Seehofer bugün Lüksemburg sınır kontrollerinin hafta sonundan itibaren kaldırılacağını açıkladı. Danimarka sınırı ise Danimarka hükümetinin yanıtına göre yeniden açılabilecek. Avusturya, İsviçre ve Fransa sınırları çok önemli. Buradaki kontroller 15 Haziran tarihine kadar devam edecek. Ama cumartesi gününden itibaren bu sınırlarda da esneklik sağlanacak. Avusturya ile Bavyera arasında örneğin 5 sınır kapısı açıldı. İkisinin de açılması planlanıyor. Peki bu esneklikler neler? Kimler geçebilecek? Eskisi gibi her gelen kontrol edilmeyecek. Ama sınırda polis var, kalmaya da devam ediyor. İstediğini durdurup, rastgele durdurup gerekçe sorabilecek polis. Temel prensip burada şu: başka bir ülkeye gitmek için bir sebebiniz var mı, yok mu? Gerekçeniz varsa geçebilirsiniz. Bu konuda en garantisi gitmeden önce sınır polisini arayarak bilgi almak olmalı. O durumda bir sürpriz yaşamazsınız. Yani çalışmak için gidiyorsanız, önemli bir gerekçe için gidiyorsanız geçiriyorlar, ama mutlaka ama mutlaka yola çıkmadan önce arayıp bilgi almanızı tavsiye ederim. Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırlarında Almanya zaten bir kontrol uygulamıyordu. Bu ülkeler Almanya'dan gelenlere kontrol uyguluyorlardı. Polonya AB'ye yönelik sınır kontrollerini bir ay daha uzattı. Karantina konusundaki yetki de Almanya'da eyaletlere bırakılıyor. 2 hafta ev karantinası var biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bu uygulamanın yalnızca üçüncü ülkelerden gelenler için geçerli olması düşünülüyor. Eyaletler karar verecek bu noktada da. Yine İçişleri Bakanı Avrupa Birliği dışından üçüncü ülke vatandaşlarının girişinin de Avrupa Birliği Komisyonu'nun tavsiyesine uyularak 15 Haziran tarihine kadar sınırlanacağını söyledi. Yani Almanya'da vatandaşlığı veya oturma izni olmayan bir örneğin Türk vatandaşı, AB dışından bir ülkenin vatandaşı 15 Haziran'a kadar giremeyecek gibi görünüyor. Seyahat uyarısı da zaten bu tarihte bitecek. Dışişleri Bakanı da Heiko Maas da seyahat uyarısının adım adım kaldırılacağını ve bunun Avrupa Birliği ülkeleriyle başlayacağını söylemişti. Ancak kesin bir tarih vermedi. Avrupa Birliği Komisyonu da AB ülkeleri arasındaki bu kısıtlamaların, sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasını istiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da bir karar alınması bekleniyor. Tabii turizm bundan çok etkilenecek. Türk turizmi son yıllarda ciddi bir toparlanma süreci içerisindeydi. 2020 yaz sezonu için örneğin Almanya'da en çok rezervasyon Yunanistan'a, hemen ardından Türkiye'ye yapılmıştı. Korona çıkınca her şey sil baştan hesaplandı. Şimdi elimizde bir 14 Haziran tarihi var. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı seyahat uyarısının biteceği tarih. Bakanlık tam 250 bin Alman vatandaşını ve oturma izni olan kişiyi geri getirmişti ülkeye. Bu çok zor bir operasyon oluyor. Onun için bir de tatil için gidenlerle uğraşmak istemiyorlar. Yani işler ters giderse bir de onları getirmekle uğraşmayalım diyorlar. Ona göre biraz daha bekleyecekler karar almak için gibi görünüyor. SunExpress firması da bugün yurt dışı uçuşlarını 31 Mayıs tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. Her gün bir firma açıklama yapıyor. Dün de Pegasus 14 Haziran'a kadar uzatmıştı. Corendon firması çok daha önce bilet satışını durdurmuştu. Örnek bir davranış o. Türk Hava Yolları ve SunExpress seyahat uyarısına rağmen hala 14 Haziran'a kadar bilet satıyorlar.
Bakalım ne olacak. Bugün Almanya'da bir turizm şirketi de acentelere mesaj atmış. 14 Haziran'a kadar seyahat uyarısı var. Bu tarihten önce hani teknik olarak bile satabilirsiniz ama biz çok da tavsiye etmiyoruz gibi bir ifade kullanmışlar. Acenteler de zor durumda. Çünkü bu işte yönetmelikmiş, firmaymış bilmez bilet alan. Ben biletimi Ali abiden aldım. Uçak kalkmadı diye gider. Ali abiden parasını geri ister. Tabii Avrupa'da da kısıtlamalarla tatil gündemde. Türkiye'de de benzer hazırlıklar var. Nedir bunlar? İşte karantina kaldırılacak, havalimanında her gelene test yapılacak, işte açık büfe yemekleri perde arkasından verilecek gibi, itiş ezolukların arasında 1,5 metre mesafe bırakılacak gibi öneriler tartışılıyor. Böyle bir tatil nasıl tatil olur? O da sonra ayrıca netleşince tartışılacak. Yine ilginç bir haber var Almanya'dan. Bir Amerikalı genç 20 yaşında sevgilisini görebilmek için Frankfurt'a geliyor uçakla. Bir yelek giyip eline de çöp torbası alarak güvenliği atlatmaya çalışıyor. Temizlik görevlisi taklit yapıyor. Ama tabii güvenlik kimlik kartı gösteremeyince bunu yakalamış. Amerika'ya geri göndermişler. Ceza kesmemişler. En azından kız arkadaşıyla bir görüştürseydiniz diye düşündüm. Buraya kadar gelmiş ama işte gençlik insana neler yaptırıyor. Korona çok şeyi değiştirecek. Yani çalışma biçimleri de değişiyor. Bu kriz nedeniyle %12 olan evden çalışma oranı Almanya'da %35'e yükseldi. Twitter var, bu sosyal paylaşım platformu. Karantina sonrasında da çalışanların evden çalışmalarına izin verileceğini açıkladı. Almanya bu noktada yasa hazırlıyor. Yasa hazırlığı içerisinde. Evden çalışmak çünkü her zaman olumlu olmayabiliyor. İşte yoldaki zamanı kazanıyorsunuz ama bazen gece yarısına kadar uzayan işler, gelen telefonlar, bunlar da karşınıza çıkabiliyor. Bunların da engellenmesi lazım. Yani işçi evde de sömürülür. Buna dikkat etmek lazım. İspanya'da salgında yakınlarını kaybeden 3.000 kişi hükümeti cinayetten mahkemeye verdi. Salgın esnasında yeterli tedbirleri almayan bu yetkililerin yargılanmasını istiyorlar. Fransa'da da başbakan ve bakanlar hakkında aynı suçlamayla, benzer suçlamayla tam 63 farklı suç duyurusu yapıldı. Almanya'da bu mezbahalar ve et tesisleri konusu var. Buralarda çalışan birçok kişi de koronavirüs çıktı. Çalışma Bakanı Heil bir açıklama yaptı. Bu sektörlerde daha çok Doğu Avrupa'dan gelen işçiler, taşeron firmaları üzerinden çalıştırılıyorlar. Aynı yatakhanelerde kalıyorlar. Çok sayıda insan aynı odada kalıyor. Hijyen standartları çok düşük. Bu nedenle en ufak bir salgında önemli ölçüde risk oluşuyor bu işletmelerde. Bakan Heil, toplum olarak bu insanların sömürülmesini izleyemeyiz dedi. Taşeron ve yan şirket konusunun bu sorunun kaynağı olduğunu söyledi. İşçiler çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Almanya'ya ilk gelen işçiler de benzer, hatta daha zor şartlar altında çalıştılar. Bizim birinci kuşak. Bakın şimdi uçuşlar 2 ay durduruldu diye psikolojimiz bozuldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlk gelenler yıllarca gidemediler. Yıllarca gidemeyenler oldu. Çoluğunu çocuğunu Türkiye'de bırakıp gelenler oldu. Onların çalıştığı şartlarda bugün bir kişi çalıştıramazsınız. Günde 10 saat, bazen 12 saat barakalarda kalarak dil bilmezler, iz bilmezler. Ne güçlüklerle mücadele ettiler, ömürlerini verdiler bu ülkeyi kalkındırmak için. Şimdi bu Almanya'daki hem Türk toplumu hem Alman toplumu daha iyi şartlarda çalışıyorsa bu insanların birinci kuşağın ödediği bu ağır bedeller sayesindedir. Bunu unutmamamız lazım. Allah onlardan razı olsun. Bir Alman gazeteci var, Günter Wallraff. 1983 yılında adını değiştirdi. Bir proje için Ali Sinirlioğlu takma adını aldı. Peruk ve lens taktı. Türk işçi kılığına girerek ağır sanayi tesislerinde çalıştı. Ne kadar zor şartlarda, haklarını alamadan, sağlıksız koşullarda çalıştırıldığını, üstüne üstlük hep hakarete uğradığını, aşağılandığını anlatan bir kitap yazdı. Kitabın adı En Alttakiler. Toplumun maskesini düşürmek için kılık değiştirmek zorundaydım dedi o zaman Günter Wallraff. Şimdi maske mecburiyeti var biliyorsunuz. Maske takıp markete gidiyoruz ya, işte orada 4 avroya 5 avroya kıyma alıyoruz ya, o kıyma oraya gelene kadar kaç tane insanın, kaç tane hayvanın acısını beraberinde getiriyor. Onu görmek istiyorsak biz bu yüzümüzdeki maskeleri çıkarıp bir kenara koymalıyız ama korona maskelerini değil, onu çıkarınca bir şey olmuyor. O gerçek maskeleri. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.